Evet sevgili YouTube izleyenlerim, efendim hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben Deniz Yavuz, Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz. Bugün sizlerle yine mahallemizin, kanalımızın uğrak karakterlerinden birisi olan Batman'in The Joker adlı hikayesini incelemeye alacağız. Ama tabii öncelikle hikayemiz hakkında kısa bir özgeçmiş verelim. Arkadaşlar bu Joker hikayesi 2008 yılında Brian Azzarello tarafından yazıldı ve Lee Barmeo tarafından da çizildi. Bilenleriniz biliyordur, Lee Barmeo ve Brian Azzarello aynı zamanda Batman'in The Noel adlı hikayesini de yazıp çizmiştir. Ve bildiğim kadarıyla Brian Azzarello yine Batman'in önemli bir takım başka hikayelerinin de yazarıdır aynı zamanda. Hikayemizde arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Batman hikayenin neredeyse %99'unda yok diyebiliriz. Batman sadece hikayenin sonunda birkaç sayfada gözüküyor. Onun dışında hikaye tamamıyla Joker odaklı arkadaşlar. Hikayede kısaca ne oluyor? Hikayede Joker Arkham tımarhanesinden taburcu oluyor. Yani daha doğrusu taburcu olmuyor. Arkham tımarhanesinden cezasını çektikten sonra dışarı çıkıyor. Ve dışarı çıktığı gibi kolları sıvıyor ve tekrar o yok olmuş şanını, şöhretini, ününü tekrar geri kazanmak için işte adamlarını toplamaya başlıyor. Eski ekibini kurmaya başlıyor. Ve dediğim gibi tekrar bir nevi gücünü kazanmak için elinden gelen bütün her şeyi yapmaya başlıyor Joker. Ve Batman de tabii ki bunu uzaktan izliyor bu hikayede. Ve dediğim gibi Joker Gotham'ı yine bir terör havasına sokmaya çalışıyor. Hikayede çok fazla aksiyon yok arkadaşlar. Hikayemiz daha çok dramatik yapıya ağırlık vermiş. Yani şöyle söyleyeyim, Joker'in gözünden ve Joker odaklı Joker'i böyle daha böyle yoğunlaşmış bir şekilde görüyorsunuz bu hikayede. Çizimlerde oldukça pastel tonlarında ve karanlık. Birazdan göreceksiniz zaten onları da. Ben doğrusu bu hikayeyi ilk okuduğumda beğendim arkadaşlar. O yüzden tavsiye ediyorum hepinize. Mutlaka bu hikayeyi alın okuyun. Türkiye'de zaten bunun Türkçe versiyonunun çıktığını biliyorum. Google'dan Batman Joker hikayesi diye yazdığınız zaman bu hikayenin Türkçe versiyonuna ulaşabilirsiniz. Ve en yakın çizgi roman dükkanından gidip alabilirsiniz arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam JBC yayıncılıktan çıkmıştı ama bilemiyorum. Belki başka bir yayın evi de çıkarmış olabilir Türkiye'de. Çok da bir önemi yok. Dediğim gibi burada bu hikayeyi incelemek için varız. Doğru değil mi? İsterseniz şimdi gelin hep beraber bu hikayeye yakın inceleme yapalım. Haydi. Evet arkadaşlar işte buradayız. Batman Joker. Gördüğünüz gibi sert kapak. Batman'in ağzı bütün fotoğrafı kapağı kaplamış zaten. Botokslu dudaklar, kırmızıya boyalı dişler o biçim zaten tam bir psikopatik kapak. Ama merak etmeyin çizgi romanın içi aslında o kadar da psikopatik değil. Şöyle her zamanki gibi kapağımızı açıyoruz ve güzel bir çizimle karşılaşıyoruz. Ve hemen akabinde gördüğünüz gibi Lee Barmeo abimizin hoş bir Joker çizimi gayet güzel. Ben bu Lee abinin çizimlerini seviyorum. Oldukça dramatik ve karanlık çiziyor ki benim sevdiğim bir çizim tarzı. Dediğim gibi yazarımız Brian Azzarello da zaten daha çok dramaya ağırlık veren bir yazardır arkadaşlar. O yüzden kendisini seviyoruz. Burada gördüğünüz gibi yine hikayeyle ilgili bir takım özgeçmişlerden bahsediliyor. Nasıl buraya bu hikaye gelindiğini anlatıyor falan derken kendimizi bir anda hikayenin içinde buluyoruz. Gördüğünüz gibi Gotham'ın şöyle güzel bir gri tonlamalarında silüeti. Biraz önce de dedim pastel ağırlıklı çizimler çok hoş. Daha böyle eski bir çizgi roman havasını hissettiren çizimler bunlar. Öyle söyleyeyim size. Ve sonrasında zaten atlamıyoruz. Tamam. Sonrasında görüyoruz Joker abimiz Arkham tımarhanesinden cezasını çekmiş çıkıyor. Ve taksici arkadaşı da onu bekliyor. Diyor ki gel bakalım hep beraber gideceğiz bir yerlere vesaire vesaire. Sonrasında dediğim gibi Joker abimiz kolları sıvıyor ve dediğim gibi hemen İlk iş olarak bütün ekibini toplamak için işte gerekli mercilere gidiyor, gerekli yerlere gidiyor Gotham'da. Onlarla konuşuyor vesaire vesaire. Gördüğünüz gibi çizimler oldukça karanlık ve farkındaysanız bu tabii ki Joker kime benziyor? Bizim Dark Knight adlı filmden bildiğimiz, en çok beğendiğimiz Joker'e benziyor gördüğünüz gibi. Yani Lee abimiz bir nevi aslında o Joker'i kendisi çizerek bu çizgi romana uyarlamış. Yani tamamıyla
O filmdeki Joker karakteriyle çok yani benzerlik taşıyor, öyle söyleyeyim size. Gördüğünüz gibi bu hikaye daha çok sohbet ağırlıklı, dram ağırlıklı. İşte Harley Quinn burada. Dediğim gibi Joker'in gücünü tekrar geriye alma çabasıdır bu hikaye. Oldukça enteresandır, güzel bir hikayedir, sürükleyicidir. Mutlaka alınız, okuyunuz diyorum. Dediğim gibi Türkiye'de de bunun Türkçesi var. O yüzden mutlaka çizgi romancıları gidin ve bunu çizgi romancınızdan itina ile isteyiniz efendim. Gördüğünüz gibi çok psikopatik çizimler de var tabii. Belli bir yaşın altındaki okurlara pek tavsiye edilebilecek bir çizgi roman değil. Çünkü dediğim gibi malumunuz Joker'in her an her şeyi yapabileceğini biliyorsunuz. Ne zaman ne çıkacağı belli olmuyor sayfalardan. Bazı psikopatik şeyler görebiliyorsunuz. Yani her ne kadar içinde psikopatik bir şey yok dediysek de o kadar da tabii masumane bir çizgi roman değil bu çizgi roman. O yüzden ufak arkadaşlara pek tavsiye etmeyebiliriz yani. Evet, gördüğünüz gibi hikaye bu şekilde gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ta ki biraz önce dediğim gibi işte son sayfalarda Kara Şövalye abimiz Batman beliriyor ve işte burada da beliriyor ve Batman dediğim gibi hikaye boyunca aslında Joker'i uzaktan inceliyor ve en nihayetinde en sonunda ortaya çıkıyor. Bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar. Bu hikaye Batman'in mevcut serilerinden bağımsız bir hikaye. Tek bir cilt halinde çıkarılmış bir hikaye. Onu da baştan söyleyeyim. Herhangi bir Batman serisine bağlı değildir. Ve tek bir ciltlik, tek hikayedir. Ve gördüğünüz gibi The End, yani son. Brian Azzarello abinin kaleminden enteresan bir Joker hikayesi diyorum. Ve bugünkü tanıtımımızı da burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşünceye dek videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Üye değilseniz şayet üye olmayı da unutmuyorsunuz diyorum ve hepinize hoşça kalın diyorum.